Adıyaman'da mahalle muhtarı yıkıldıktan sonra üzerinden yıllar geçmesine rağmen yeniden inşa edilmeyen 150 yataklı devlet hastanesinin yeniden yapılması için kendini hastane kapısına zincirle kilitledi. Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan hastanenin çok büyük ihtiyaç olduğunu dile getirme adına kendisini hastane kapısına kilitleyen Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aydın, amacın farkındalık oluşturarak hastaneye olan ihtiyaç için dikkat çekmek olduğunu belirtti. Adıyaman halkının yıllardır talep ettiği hastanenin yapılması için verilen sözlerin tutulmadığını belirten Aydın, yıllardır halkın bir feryadı ve sitemi var. Halkın sesini yetkililere duyurmak için kendimi bugün buraya kilitledim. Yıllardır verilen ama yerine getirmeyen bir söz var. Türkiye'de devlet hastanesi olmayan tekil Adıyaman diyebilirim dedi. Yıllardır halkın bir feryadı var, sitemi var ve bu siteme karşı benim kulağıma pamuk tıkamam mümkün değil. Benim halka tepeden bakmam mümkün değil. Burun ucuna bakmam mümkün değil. Halkın sesini buradan yetkililere duyurmak için, bir farkındalık yaratmak için ben buraya geldim. Yıllardır söz verilip de yapılmayan hastanemiz var, devlet hastanemiz var. Yani Türkiye'de devlet hastası olmayan tek il diyebilirim. Yani yıllardır açılıyor, ha açıldı, ha açılacak diyor. Ama görüyoruz ki açılıyor ama sadece Siyur halkın araçlarını park etmesi için açılıyor. Başka neden için açıldığını göremiyoruz. Yani ciddi sıkıntılar yaşıyor vatandaşlarımız. İki kabile arasında çıkan husumetten dolayı aynı acili, aynı poliklinikleri paylaşmak zorunda kalıyorlar. Bu da daha ciddi sıkıntılara neden oluyor. Ben 41 yaşındayım. Daha önceki Türkiye'deki sağlık hizmetlerini biliyorum. Şu anki sağlık hizmetlerini de görüyorum. Şu anda Türkiye sağlık hizmetlerine yani çok güzel hizmetler veriyor. Sağlık hizmeti verilmektedir. Ama biraz da bizim bu Adıyaman'ın halkının sesine kulak verin. Bizim çevre illerde gittiğimiz diğer illerde bakıyoruz ki birden fazla hastanemiz var. Adıyaman'da tek bir hastane var. Halkın bir feryadı var, figanı var. Bu feryat figan benim uykularımı kaçırdı ve burada bugün kendi zincirleyerek bir farkındalık yaratmak istedim. Sesimizi yetkililere ulaştırmak istedim. Ben tabii ki bu feryat figana karşı kulağıma pamuk tıkayamam ve halka tepeden bakamam. Burnumun ucuyla bakamam. Bugüne kadar sesimizin Cumhurbaşkanı'na iletilmediğini düşünüyorum. Kendimi buraya zincirleme, bir farkındalık yaratmanın amacı sesimizin Cumhurbaşkanımıza duyurmamızdır. Belki sesimizi duyduğunda gerekli çalışmalar yürütürler. Buradan da Adıyaman halkına seslenmek istiyorum. CİMER hattında, BİMER hattında ki orada talep butonuna biz eski yatasımızı geri istiyoruz. Talebinde bulmanızı rica ediyorum herkese.